Yeter artık. Ne yapayım, elimde değil canım. Masanızda bu ihtiyara da yer var mı? Ha, bu ne sürpriz, demek bize katılacaksın ha? Hoş geldiniz. Domenico Rizzo olmalı. Ha, Domenico. Bernardo da nerede kaldı, neden kapıyı açmıyor? Bir saniye. Aga! Pito! Kapı çalıyor, sağır mısınız siz? Bu halin ne, delirdin mi sen? Ha, merak etmeyin, tecrübesi var onun. Evet. Ha, baba. Aç kapıyı. İçeri buyurun, Di Carlo'ların malikanesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh. Geldik. Ivo. Ben Don Rey. Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Neden bana kahya olduğunu söylemedin? İzninizle. Milagros. Hayır, ben kahya değilim. Ivo lütfen. Yoksa adın da Ivo değil senin mi? Senin adın da Sis değil, öyle değil mi? Ah, ben yalan söylemedim. Ben de yalan söylemedim. Açıklayabilirim. Bir şey açıklamana gerek yok. Bak. Lütfen. Bir saniye dinler misin siz? Siz. Pardon. Bu gece dışarıda çok fazla sis var. Öyle değil mi? Hiçbir şey görünmüyor. Yanılıyorsun. Oldukça açık bir hava var. Kızım Florencia nerede? Gitti. Ne demek gitti? Evet, gitti. Kahya'nın onu aramasını ister misiniz efendim? Baba. Patron. Merak etmeyin. İzninizle. Kahya size baba mı dedi? Açıklayabilirim. Patronunu kendi oğlu gibi sever. O yüzden böyle. Ama lütfen efendim, siz konuklarınızı bu açıklamalarla sıkmayın. Ben Kahya'yla konuşurum şimdi. Evet, oğlunuzun aşağı inmesini söyler. Ama hala kızımın nereye gittiğini öğrenemedim. Az önce duymadınız mı Aga? Pito, kızınızın gittiğini söyledi. Aga, Pito. Oğlum, bir kahya olarak berbatsın. Kim bilir o kıza ne tür bir terbiyesizlik yaptın, yoksa gitmezdi, ben biliyorum. Canımı sıkma. Canını sıkmayacağım. Hatta borcunun kalan kısmını da bağışlıyorum. Hangi kalan kısmı? Gecenin kahyalık yapman gereken kalan kısmı. Baban seni bir kez daha böyle görürse kalbin inecek. O yüzden odana gidip kahya kıyafetlerini çıkarıp patron kıyafetlerini giyebilirsin hayatım. Bana bir rövanş borçlusun. Ne zaman ve nerede istersen. Tatlım, bence biraz ileri gidiyorsun. Neden? Ona öyle bir patron diyorsun ki sanki... Siz gibi mi? Öyle zaten, hem de en büyüklerinden. Ama ona bayılıyorum. Babim, ne yapıyorsun? Ivo, evet. Başıma neler geldi bilemezsin dostum. Siz... Kimmiş biliyor musun?
Domenico Rizzo'nun kızı. Evet. Az önce bizim eve babasıyla yemeğe geldiler. Evet. Kapıyı kim açtı bil bakalım. Evet Kahya. Hayır Bernardo değil diğerim. Evet. Evet. Hayır. Konuşmama fırsat vermedi dostum. Şimdi ne yapacağım? Hayır, açıklama şansım olmadı. Beni görünce deli gibi koşarak gitti, hiçbir şey anlamadı. Beni bu penguen kıyafetinde kapıyı açarken gördü. Çok korkunçtu. Evet. Nasıl ilgilendirmez? Ne bileyim, delirmiş gibiydi sanki. Hayır. Evet ama hayır, sakin olamam. Neden her zaman haklısın ki? Doğru. Kaybedecek ne kaldı? İzninizi istiyorum. Benim artık gidip biraz dinlenmem gerekiyor. Bizimle yemek yemeyecek miydin? Nereye gidiyorsun şimdi? Hayır, çok yorgunum Federico. Ayrıca göreceğim kadarını gördüm. Neyin? Bay Domenico Rizzo. Sizinle tanışmak benim için büyük bir zevkti. O zevk bana ait. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar anne. Size de. Herkese iyi akşamlar. Tabii. Bir içki daha alır mısınız Bay Rizzo? Domenico deyin lütfen. Evet, alırım tabii. Ben vereyim Domenico. Kızımın az önceki o anlaşılmaz davranışı için sizlerden özür diliyorum. Hayır, rica ederiz. Evet evet, ne yazık ki boşandıktan sonra hala kendini toparlayamadı. Demek boşandı. Ha? Ne güzel. Anlayamadım. Bunu yapmak da bir başarı diyorum. Çünkü bazen insan sürüklemek zorunda kalıyor ve bu çok zor bir durum. Evet ama kızımın kendine yeni bir arkadaş bulup bu boşanmanın etkisinden kurtulması gerekiyor. Öyle mi? Oğlumla tanışması gerek o zaman. Ha, elbette doğru, aşağı inecektim. Evet elbette. Milagros. Hanımefendi. Ivo'ya Bay Domenico Rizzo'nun geldiğini haber verir misin lütfen? Elbette. Eğer yeniden kahya kılığına girmemi istiyorsan bunu unut, çünkü ol, bitti. Yavaş ol, ben başka bir şey istemeye geldim. Peki? Ne yani? Seni. Neden? Annen yolladı, Domenico'nun geldiğini söylüyor. Domenico Rizzo? Neyse işte o. Adamın geldiğini biliyorum, ona kapıyı kim açtı? Ne gülüyorsun? Adam senin kahyanın ikizi sanacak. Çok komik doğrusu. İnmeyi düşünmüyorum. Neden o? Yemeğe katılmayacak. Bir saniye. Ben borcunun kalan kısmını başın derde girmesin diye istedim. Yeterince girdi zaten. Annene ne diyeceğim peki? Gayet açık değil mi? Hayır. Adam beni kahya kıyafetleriyle gördü. Şimdi de böyle görürse ne olacağını hiç düşünmüyorsun. Şuna bak, adamın oğlu kahyalık yapıyor. Bunlar deli mi ne diyecektir. Tabii. Anladın mı? Sen nereye gidiyorsun? Sen ne diyorsun? Ha? Sevişmek istiyorum. Benimle sevişecek misin? Asla. Aa, güzel. Hoşça kalın. Adama bak. Sevişmek bunun için yemek gibi. Buzdolabına bakmaya gitti. Babamı bırakıp nasıl gidersin Flor? Bir hafta sinirini geçmez artık. Başka bir şey yapamazdım. Neden yemeğe kalmadın, çok merak ettim seni. Eve bile girmedim, kapıdan döndüm. Ama neden? Yalan söyledi. Babam mı yalan söyledi? Hayır, Ivo. Ivo mu? Ivo. Ivo'nun bununla ne alakası var, söyle Marina, misin? Ivo ne müteahhit, ne milyoner, ne de söylediği gibi başka bir şey. Ivo ne biliyor musun? Bir kahya. Neden kahya biliyorsun? Mı? Evet, kahya. Di Carlo'ların kahyası. Ben de inanamadım zaten. Adam tam bir düzenbazmış. Ben de öyle. Marina, adı bile Ivo değilmiş, biliyor musun? Ne demek adı Ivo değilmiş? Bilmiyorum. Az önce annemi arayıp Di Carlo'ların oğlunu sordum. O da oğullarının adının Ivo olduğunu söyledi. Demek ki bu Ivo o değil. Değil. Peki Ivo kim? Diğeri burada olan. Anlamadım. Bak, bu Ivo, ki Ivo değilmiş, bana daireyi gösterirken beni biriyle tanıştırdı ve bence gerçek Ivo Di Carlo oydu. Birinin kahyası için böyle yalan söylemesi biraz tuhaf değil mi canım? Ha, ne olmuş? Bunlar erkek, her şeyi yaparlar. Oğlunuz aşağı inmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Çünkü adam kahyayla ona aynı kişi olduğunu fark ederse bir skandal çıkabilirmiş. Ha, doğru evet. İşte bu yüzden bu yaz Avrupa'ya gitmemeye karar verdim. Güney dolaşmak istiyorum, büyüleyiciymiş evet, doğrusu. Evet, evet. Ne yazık ki Ivo bizimle yemeğe katılamayacak. Ha, çok yazık, onunla tanışmayı isterdim. Evet, o da isterdi ama başı çok fena ağrıyormuş. Tabii anlıyorum, başka bir sefere artık. Federico'nun oğlu aramızda olmayabilir ama kızı burada. Ya. Evet haklısınız, eğer kızınızın bu kadar tatlı olduğunu bilseydim oğlumu da getirirdim. Pazartesi. Nasıl? Adınızın anlamı pazar olduğuna göre oğlunuzunki de pazartesi herhalde. Masa hazır, isterseniz geçebilirsiniz.
Sözünü ettiğim oğlum Fabrizio 28 yaşında ve o da bekar. Vicky ile Fabrizio'nu tanışabilmeleri için başka bir yemekte yine bir araya gelebiliriz. Bence yanılıyorsun canım, aptal biri değil. Bence ne biliyor musun? Adam seni göl kenarında görür, ne kadar farklı, ne kadar güzel biri diye düşünür ve kendine eğer kahya olduğumu söylersen bana pas vermez der. Neden peki? Erkekler böyledir işte canım, kafaların içi boştur bunların. Evet, bu konuda haklısın. Ve baktı ki senden hoşlandı. Seni kaybetmekten korktuğu için yalan söyledi ve patronun yerine geçti. Öyle mi dersin? Doğrusunu söyleyeyim mi? Bu çok romantik. Keşke ben de böyle biriyle tanışsam. Zavallıcık değil mi? Ben bakarım. Merhaba. Burada mı? Evet. Evet. Lütfen onunla konuşmam tamam, ben gerek. Tamam, ben gidiyorum. Peki sağ ol. Dinle, her şeyi açıklamaya geldim. Hayır, hiçbir şey açıklamana gerek yok. Ben açıklayabilirim. Yani demek istediğim, benim için sakıncası yok. Bu hoşuma gider. Kahya olmanın hiçbir önemi yok. Ben sadece insanları severim. Hepsi o kadar. Evet, inan bana. Kahya mı? Evet. Aptalca davrandığımı kabul ediyorum ama sen akıllıca da davranmadın. Ben ne yaptım? Patronun yerine geçtin. Neyse, eğer arkadaş olacaksak şu andan itibaren bir daha birbirimize yalan söylemeyelim, olur mu? Sen ne diyecektin? Ne? Bir şey söylemeyecek miydin? Girdiğimde mi? Evet. Evet. Siz... Evet. Yalan söyledim çünkü hiçbir kadının bir kahyaya aşık olmak istemeyeceğini düşündüm. Benim kimseye aşık olmaya niyetim yok. Neden öyle söylüyorsun? Evet. Ayrıca kadınlar üniformaya aşık olmazlar. Ama bütün kadınlar senin gibi değil. Ben kadınların her zaman yanlış erkeklere aşık olduklarını gördüm, biliyor musun? Aha. Evet. Şu işe bak, ben de tam aksinin doğru olduğunu söyleyebilirim. Neyse, bunun önemi yok, bir şey söyleyeceğim bak. Bakalım bunu kabul edecek misin? Seninle yalnızca arkadaş olalım mı? Ne dersin? Hayır. Hayır mı? Hayır, yani başka çare yoksa. Başka çare yok. Hayır. Ya yalnızca arkadaşız, tamam. 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 Evet. Ya siz yemeğini mahvettiğim için beni bağışla lütfen. Gerçekten özür diliyorum. Ay, gerçekten daha hiçbir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum. Hayır. Pardon. Gerçekten bir şey yemedim. Gerçekten. Ben de daha ama hiçbir daha şey yemedim. Ama daha alışverişe çıkmadım. Tereyağlı spagetti yapabilirim eğer seversen, tamam mı? Tereyağlı evet. Spagetti? Harika olur. Çok evet. İyi. Hadi gel bakalım. Sarı kafa kahya kılığıyla kendini tam anlamıyla rezil et. Nereye saklanacağını şaşırdım. Gerçekten çok komikti. Bir düşünseniz artık adam bu eve her gelişinde sarı kafayı görünce ona bahşiş verecek galiba bence. Milli, o nereye kayboldu? Kim? Sarışın, bütün gece görmedim onu. Karnı acıkmış, yemeğe gitti. Yemeğe mi? Onun gibi bir şey işte. Kızlar neden erkekler için hayat sevişmekten ibaret? Bak kaçmasana. Müthiş olmuş. Yalan söyleme. Ya söylemiyorum. Peki. Tamam. Gene yalan söylüyorsun, gördün tamam, mü? Tamam tamam, yalan söyledim, evet. Teşekkür ederim. Harikulade olmuş. Sağ ol. Pazar günü tekneyle açılalım mı? Yalan yoktu. Ne? Ne zamandır kahyaların teknesi var? Evet, haklısın. Benim demek istediğim, patronumunkini ödünç hayır, alabilirim. Hayır, hiçbir şey ödünç alma. Yardım edeyim. Hayır, teşekkür ederim, ben kaldırırım. Sen dinlen, tamam mı? Peki, bu çok zevkli. Siz? Hı? Adının gerçekten bu olmaması çok kötü. Çünkü çok sevmiştim. Florencia'yı sevdim, sevmedin mi? O da güzel bir isim ama Florencia bir melek ismi. Sizse daha gizemli ve daha mistikti. Siz güzel bir isim.
Florencia Sis, Domenico Rizzo'nun kızı. Babamı tanıyor musun? Evet, hayır, evde sözünü ederlerken duymuştum. O kadar yani. Patronlarım ondan çok sık söz ederler. Ben de o sırada duymuştum işte. O kadar. Evet, aslında yani tanıyorum. Ben de senin adını hala bilmiyorum. Ivo. 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 Patronun oğlunun adı da değil mi, öyle değil mi? Kesinlikle. Peki senin adın ne? He? Senin adın ne? Bruno. Ben ciddiyim. Aslında benim adım Bernardo. 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 Hoşuma gitti. Kimin adı Bernardo'ydu biliyor musun? Zoro'nun yardımcısını hatırladın mı? Zoro'nun elbette hatırlıyorum, evet. Hatırladın değil evet. mi? Bernardo kısa boylu şöyle. Bu saatte kim olabilir acaba? Kardeşin olabilir mi? Evet. Baba? Tabii açıyorum, tabii çık. Babam geliyor, seni görmesini istemiyorum. Babam. Saklanırım. Hadi saklan. Tamam. Lütfen saklan, sesini çıkarma. Çok önyargılı biridir. Benim bir kahyayla arkadaşlık etmemi asla şey istemez. Bunu anlayışla karşılamaz. Bir şey açıklamana gerek yok. Ben saklanırım. Tamam. Hadi çabuk. Tamam. İki servis görmesin. Lütfen. Tamam gidiyorum. Buraya saklanıyorum. Tamam, hadi, yukarı. Çabuk. Yukarı çıkıyorum, tamam mı? Merhaba baba. Neden ortadan kaybolduğunu öğrenebilir miyim? Girin. İzninizle efendim. O getirdiğin de nedir? Bugün de ben size ders vereceğim efendim. Sen mi? Hiç mate içtiniz mi? Evet, küçükken içmiştim. Uzun yıllardır içmedim. Bugün neden? Müthiş bir mate içeceksiniz. Müthiş bir mate aması mi? Aması ama yok. Ben... Sürekli acayip bitki çayları içiyorsunuz. Bugün de mate içeceksiniz. Sen öyle diyorsun. Önce mateyi hazırlayıp sonra kimse görmeden bir fırt alabilirsiniz. Bir fırt mı alırsın? Her zaman bir fırt al ki sonra mort olmayasın. Ay kızım. Bu doğru efendim. Sonra bir parça şeker koyarsın. Bu kadar yeter. Son olarak da biraz su. Mateniz hazır. Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Çok lezzetli. İşte bu. Şimdi de kibarlık dersine başlayalım bakalım. Ne dersine? Kibarlık dersine. Bana kibar olmayı öğreteceksiniz hanımefendi. Neden kibar olmak istiyorsunuz? Size söyledim ki? Ya. Erkeklerden intikam almak için. Önce onları tuzağa düşüreceğim, sonra da ezip geçeceğim. Evet, ezeceğim. Artık rahat olabilirsin. Kontratı imzaladım işte. Hayır Federico, rahat olması gereken sensin. Hayatının en büyük yatırımını yaptın. Neyse bunu göreceğiz. Çek kaldı. Haklısın, çeki unuttuk. Buyurun. Şimdi topraklarımı görmek istiyorum. Evet. En kısa zamanda gidip bakarız Federico. Gerçekten. Domenico Rizzo'nun kızı ne de olsa, öyle değil mi? Tabii ki güzel olacak dostum. Bu umurumda bile değil. Benim bir kahya olduğumu düşündüğü halde bana davranışlarını bir görmeliydin. Ben bir kahyayım. Adım da Bernardo, o kadar. Bernardo mu? Adın bu mu? Duysa öldürür. Bak nasıl oldu bilmiyorum. Bana adımı sordu. Ben de birden Bernardo dedim. Ağzımdan çıkıverdi. Ağzımdan i̇şte çıktı öyle. Ne kadar mantıklısın. İşte vay öyle be. Sanıyor. Babim, sana söylemek istediğim bir söyle, şey var. Söyle. Ivo Di Carlo'nun sen olduğunu sanıyor. Ben mi? Evet sen. İnanmıyorum. Mehmet. Bir de daireni ona kiralaman için izin verdiğini sanıyor. Buna inanamıyorum dostum. Yoksa sen gidip onunla yattın mı? Hayır mı? Dikkatli ol oğlum. Neden hep böyle zor ilişkiler seçiyorsun? Milli'yle nasıl olduğunu zaten biliyorsun. Şimdi bir de bu kız çıktı. Hep zor kadınları seçiyorsun. Biraz hayır bak Milli. Hayır, Milli konusunu teknede halledeceğim. Bunun için önce rövanşı kazanman gerekiyor ama. Kazanacağım. Kendine güven iyi bir şeydir ama diğer oyunu kaybettin dostum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Bu kez kazanacağım. Önce kazanacağım, sonra da tekneme götüreceğim. Ve sonrasında göreceğiz. Hadi benimle tekrarlayın. Peki. İyileşebilirim. İyileşebilirim. İyileşeceğim.
İyileşebilirim. İyileşeceğim. Kenara yaklaşın, hadi korkmayın. İyileşeceğim. Korkmayın. Hayır, iyileşemeyeceğim. İyileşemeyeceğim. Ben yanınızdayım, korkmayın. Peki şu an neden korkuyorsunuz? Lütfen söyler misiniz? Aşağı bakmaktan. Ah, o zaman sizinki... Bakamayacağım, çok yüksek korkuyorum. Hayır, korkmayın. Yükseklik size hiçbir şey yapamaz. Sizi dövebilir mi? Hayır, bu ama aşağı düşersem ölürüm. Bak, bunun adı yükseklik korkusu. Tamam, bakın, bakın, bakın. Hayır. Morgan, bana bunu yapma, değilim, korkmayın, lütfen. Bana tutunun, hadi tutunun, sarılın. Hayır, bana sıkı sıkı sarılın. Bak, lütfen Morgan, bana sıkıca sarılın. Şimdi aşağıya bakın ve söyleyeyim, iyileşebilirim. İyileşeceğim. Hadi bakayım. Bak, iyileşebilirsiniz. Ben yanınızdayım. Tamam, bana tamam. İyice sarılın. Sarılın, korkmayın. Tamam, sıkıca sarılın. Şimdi birlikte aşağı bakacağız, tamam mı? Gene gemilerin mi battı? Sana söylüyorum. Dilini de mi yuttun yoksa? Beni rahat bırak Yiğitim. Bırakmazsam ne yapacaksın? Beni dövecek misin? Git başımdan. Hey, hadi bakalım. Seninle işine ya. Ne o, korktun mu? Ödlek. Bana ne dedin, evet, sen? Evet, ödlek dedim. Şimdi görürsün. Ol sana. Ol. Lamusa. Neyin var? Yok bir şey. Nasıl yok? Bana bak, ama gözün mosmor olmuş senin. Sana kavga etmemeni söyledim, ha? Söylemedin mi, söyledin mi? Evet. Çok kalın kafalısın. Okul nasıl gidiyor söyle bakalım. Ha? Ödevlerini yaptın mı? Burada babana bir not var. Babam beni öldürecek. Hayır, öldürmeyecek. Neden kavga ettin söyler misin? Ha, söyle. Arkadaşlarımdan biri bana ödlek dedi. Ben ödlek değilim, anladın mı? Bunun için mi kavga ettin? Evet. Bu kavga edilecek bir şey değil hayatım. Sen merak etme Miri. Bundan sonra kimse böyle diyemeyecek. Çünkü okula gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim artık. Hayır, böyle bir şeyse... Hayır. Doğrusu Bernardo harika biriymiş. Öyle birinin olabileceğini hiç sanmazdım. Gerçekten mi? Evet, çok yumuşak biri. Onunla konuşunca rahatlıyorum. Senin için iyi. Hmm. Biliyor musun, dün gece boşandığımdan beri ilk defa rahat ve huzur içinde, kabuslar görmeden uyudum Marina. Harika bir geceydi. Şimdiye kadar çektiklerimi asla unutamam. Çok güzel Flor, çok güzel. Evet. Duymak istediğim evet. Buydu işte. Ne zaman ziyaret edeceksin? Marina, o bir kahya, onu iş yerinde ziyaret edemem. Bunda ne var ki? Bir şeyler uydurursun, ne bileyim. Ha, ne diyebilirim, söyle bakayım. Bakalım ne diyebilirsin. Diyo Carla'ların evine gidip dün geceki davranışın için onlardan özür dilersin, onu da görürsün. Ne dersin? Bu saçmalık. Sence öyle mi? O kadar saçma şey yaptım ki bir tane daha olabilir. Harikasın Flora, harikasın. Hayır bayım, okula gitmek zorundasın ve şimdi de ödevlerini yapacaksın. Okulu hadi. Sevmiyorum. Ben de hizmetçilik yapmayı sevmiyorum ama başka şansım yok. Artık okula gitmek istemiyorum. Bana bak, seni kulağından çekip götürmem gerekse bile okula gideceksin. Benim gibi bir aptal olmanı istemiyorum. Hayatım, arkadaşlarına kulak asma, ciddi söylüyorum. Duydun mu beni? Ver bakalım. Bir kompozisyon yazacaksın, öyle değil mi? Ha? Hadi. Hadi bakalım. Evet, yaz. Ailemizde bir günümüz. Hay, yaz hadi. Ailemle bir günüm. Biz büyük bir evde yaşıyoruz. Babam, annem ve 5 hizmetçimizle birlikte yaşıyoruz. Biz çok mutluyuz. Ama bu doğru değil Lamusu. Ne yapmamı istiyorsun? Gerçeği mi yazayım? Sonra bana gülsünler mi? Ne bir ailem, ne bir evim, hiçbir şeyim yok. Lamusu, fakir olduğun için utanmamalısın. Zengin olan bir sürü insan var ama çoğu da pislik. Bunu asla unutma. Al Bernardo, kendini nasıl hissediyorsun? Sağ ol, bilmiyorum. Sanki başım çatlayacak gibi. Ateşin var mı? Bilmiyorum, bakmadım. Bakayım. Alnı çok sıcak. Ya. Evet. Ya bir de ben bakayım.
Hayır, buz gibi. Hayır değil. Aa, ben buz de bakayım mi? Bir dakika. Hı-hı. Hayır, sıcak. İkiye bir ateşim var Bernardo. Hadi Socorrito, bir de sen bak bakayım. Bakalım ne diyeceksin. Hayır Socorro, hayır. Oo, ateşim var. Aa, senin hem de üçe çok. Üçe bir biz yendik canım. Hadi gidip yatman gerekiyor Bernardo. Hadi. İmkansız, imkansız, gidip yatamam. İmkansız filan değil, yatam. Ben bir kahyayım, yatamam evet, diyorum yatmalısın. Size. Yatmalısın. Para gerçekten insanın sinirlerini yatıştırıyor. Başarımıza ripetti. Başarı yetersiz kalır. Büyük başarımıza dostum. Parlak bir fikir olduğunu inkar etme. Bunu inkar etme. Federico da yardım etti. Çocuk gibi tuzağa düştü dostum kesinlikle. Haklısın ama Federico gerçeği öğrendiğinde bizi kim kurtaracak merak ediyorum. Sana doğrusu. Her şeyi düşündüğümü söyledim. Hükümetin bir araştırma sonucu yabancı gemilerin adaya radyoaktif atık getirip gömdüklerini öğrendiklerini söyleyeceğiz. Tabii böyle olunca adayı havaya uçurmaktan başka çare kalmamış olacak. Buna uygun bir de yazı yazdık mı? Tamam, böyle olacak. Tamam. Mükemmel. Federico. Sakin ol, sakin ol. Neyin var? Kadehini düşürdün. Ne oldu böyle? Ha? Bak açıklayabilirim. Yok, açıklayacak hiçbir şey yok. Hayır. Gerçekten. Benim bu kadar çocukça bir tuzağa düşecek kadar aptal olduğumu mu düşündünüz? Gerçekten buna inandınız mı? Neden başaramadınız? Söylememi ister misiniz? Birincisi, Damien'e olan büyük güvensizliğim yüzünden. İkincisi, ikinizi arabada birlikte gördüm. Üçüncüsü, restorana döndüm ve turistlerin dublör olduğunu öğrendim. Dördüncüsü, bankaya kadar takip edip Damien'la toprak sahibinin çeki bozdurmasını izledim. Beşincisi, tapu dairesine gidip toprak sahibinin Ripetti'nin yeğeni olduğunu öğrendim. Bir hata yapıyorsun Federico. Ben bütün bunları Ripetti'nin gerçek amacını öğrenmek için yaptım. Hayır, affedersiniz, beni bağışla. Asıl sen beni oyuna getirdin dostum. Yeter artık! İkinizi de öldürmediğime dua edin. Sana gelince bir daha şirkete adımını bile atamayacaksın çünkü kovuldun. Ama, hayır Federico, ama, bunu bana yapamaz. Seçimini yap. Ya gidersin ya ölürsün. Seç. Luisa, dün geceki davranışımı bağışlayın lütfen. Unutun gitsin lütfen. Ah, teşekkür ederim. Bir çay alır mısınız? Teşekkür ederim. Lina. Anladım. Evet efendim. Şimdi temizliği bırak, gidip bize çay getir. Hadi. Çabuk ol. Aa, tabii, hemen Socorrito'ya söylerim, size çay yapar. Biraz deliye benziyor ama değil tabii. Ne hoş bir eviniz beğendiniz var. Beğendiniz mi? Bayıldım. Çekip çevirmesi çok güç. Hizmetkarlar asla sözümden çıkmaz. Tahmin edebiliyorum. Çok tatlısın. Teşekkür çok ederim. Çok da zarifsin. Çok teşekkür. Oğlunla tanışmanı çok isterdim. Harika bir çocuktur. Üstelik yılın en iyi müteahhiti seçildi. Çok başarılı. Harika. Ve bekar. Aa, sık sık görüşeceğiz sanırım. Herhalde bir gün tanışırız. Öyle evet. mi? Benim için özel olan bir arkadaşım evinizde çalışıyor. Öyleymiş. Aa, özel mi? Evet, birlikte değiliz ama çok özel biri. Peki kim bu? Bernardo. Bernardo bizim kahyamız onu. Evet, ne olmuş? Çok üzülüyorum. Ah, onun için gerçekten çok endişeleniyorum. Aa, birçok çocuk okula gitmeyi sevmez hayatım. Hiçbiri sevmez. Aa, hayır, bu farklı Socorro. Arkadaşları dalga geçiyor diye gitmek istemiyor. Ona fakir diyorlarmış. Üzülme, üstesinden gelecek. Evet, pireyi deve yapmaya gerek yok. Bu gerçekten önemli. Rövanşı kabul ediyor musun yoksa etmiyor musun? Ya da korktuğumu söylemedim. Bırak ama bowling oynamayalım. O çok sıkıcı bir oyun bence. Önerin nedir? Penaltı atalım burada, bahçede. Tamam, tamam. Seni mahvedeceğim. Bunu daha önce de duymuştum. Hey millet, beni dinleyin. Size müthiş haberlerim var. Son dakika haberleri geliyor. İçeride kim var biliyor musunuz? Hı? Kim? Dün gece yemeğe gelen şu müteahhitin kızı. Aa, Florencia mı? Evet o. Ben bahçeye çıkıyorum. Birden terledim. Tamam, çık bakalım.
Müthiş son dakika haberi dediğin bu muydu? Hayır, müthiş son dakika haberi şu. Kız Bernardo'nun kız arkadaşıymış. Ne? Evet, kendi kulaklarımla duydum. İnanmayacağınızı biliyordum ama iyice dinledim. Çocuklar benim de biraz açık havaya ihtiyacım var. İnanın birdenbire ben de müthiş terlemeye başladım. Ben de geliyorum. Affedersiniz, Bernardo'yu görmeye mi geldiniz? Pardon? Kendimi tanıtmayayım. Evet. Benim adım Raki. Bernardo'yla kardeş gibiyiz. Nasılsınız? Memnun oldum. Ben de. Ben aslında Luise'yi görmeye geldim. Luise, evet. İsterseniz Bernardo'yu çağırabilirim efendim. Hayır, rahatsız etmek istemem. Dün gece görüştük zaten, gerek yok. Önemli değil, isterseniz çağırın. Hayır, gerek yok. Şimdi çalışıyordur. Daha sonra belki ben kendisini ararım, önemli değil. Tamam, nasıl olsa birliktesiniz. Yani hayır, yani nasıl olsa arkadaşsınız diyordum. Pardon, yani yanlış anlamayın ama. İyi günler. Evet, biz çok yakınız. Güle güle, iyi günler efendim. Olamaz. Bunda bir hata olmalı. Olamaz böyle bir şey. Rocky. Bay Damian. Bernardo'yu hiç gördün mü acaba? Biraz rahatsız yatıyor. Az önce kız arkadaşı geldi de. Kim geldi dedin? Kız arkadaşı. Bernardo'nun kız arkadaşı geldi. Görmediniz mi? Müthiş biri. Bu arada sosisi bir görmek ister misiniz Bay Damian? Hayır, yani sosis standımı. Disko'ya bir stand açtım da çok güzel oldu. Ne gün ama. Peki disko güzel mi? Söyle ya, güzel de ne kelime, gelmez misiniz güzel oraya? Güzel kızlar var mı? Kızlar mı? Güzel mi? Bir ateş parçası. Gelmelisiniz. Lili. Hadi göreyim seni. Lili. Sen de geç. Dur. Hadi. Lili. Tamam, gol değil, tamam. Lili. Bir daha at. Sen bu tarafa gel. Dur. Hadi Lili. At şu golü. Hadi Lili. Hadi hadi. Hadi. Evet. Gol yedi. Harika. Lili, tam şuraya koy. Bravo. Hadi. Lili. Hadi. Hadi Lili. Bravo. Evet. Hadi Lili. Hadi Lili. Hadi. Hadi göreyim seni. Hadi kızım, göster kendini. Hadi Lili. Yok. Hadi kurtar bunu. Sana güveniyoruz. Önüne bak. Ama bu sayılmaz. Harikaydın oğlum. Gel buraya, gel buraya. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kaybettiğine göre borcunu ödemelisin. Öyle değil mi Milagros? İstersen bütün aylığımı kesebilirsin, tamam mı? Parayı isteyen kim? Aylığını kesecek değilim. Benimle tekneye geliyorsun. Çok şanslıydın, biliyorsun değil mi? Evet. Ve sen kaybettin. Şimdi ödeyeceksin. Hey, ben kazandım. Bu işten sıyrılmalıyım Lina. Evet. Hayat çok adaletsiz Ramon. Neden Rocky'cim? Bernardo'nun tanıdığı kıza bir baksana. Üstelik o aptal görünüşüne rağmen. He? Şuraya baksana. Bazı kızlar aptallardan hoşlanır. Ondan daha aptalları da var Ramon. Evet. Örneğin neden seni görmüyor? Sadece şakaydı Ramon. Bir sosisli daha ister misin? He? Bir şey baktım istemiyorum. Güzel. Peki, peki. Bay Damian. Sizi görmek ne güzel. Merhaba. Beğendin mi? Neyi? Tekneyi. Güzel. Evet, biraz küçük ama. Ne o, Titanic mi bekliyordun? Hadi Mili, rahatla. Hadi. Neyin var? Rahatlayamam. Niye korkuyorsun? Teknenin batmasından mı? Benden. İkisinden de. Tekneden söz edecek olursak çok güvenli bir teknedir.
Çok iyi yüzer, çok moderndir. Üstelik botu da var, radyosu da var. Havanın nasıl olacağını da sordum. Mükemmel olacak dedim. Peki, bir korkum kaldı o zaman. Pekala. Bana gelince sen istemediğin sürece bir şey olmayacağına söz verdim. Hala korkuyorum. Pekala. Bir şeyler yiyip yatağa gidelim öyleyse. Nasıl, burası güzel mi? Harika zaman geçiriyor. Nasıl? Güzel değil mi? He? Neden? Sosisler de güzeldir ha. Gel şöyle bir dolaşalım seninle. Hadi. Görüşürüz. Hadi Danya. Gel şöyle bir dolaşalım. Beni rahatsız etme. Hadi dışarı çıkalım. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Burası çok güzel bir yer değil mi efendim? Evet. Burası gerçekten çok güzel. Evet işte biz burada çalışıyoruz. Evet, burayı çok beğendim. Evet, standımız da burada. Evet, var. Evet, çok güzel kızlar vardır. Çok güzel kızlar var. Sosisler de çok güzel. Harika sosisler. Bu arada sosis tezgahını da çok beğendim. Öyle mi? Evet, çok güzel olmuş. Çok güzel şeyler yapacaksın, buna inanıyorum. Bernardo, hastasın. Yataktan çıkmaman gerekiyordu. Hanımefendi çağırmış, ona bir bakayım. Ne olursa olsun çıkmamalıydın, çok hastasın. Hanımefendi çağırmış, ona gitmem lazım. Ne yapabilirim ki? Ama iyileşmezsen sevgilinle dunga dunga yapamazsın. Bernardo. Lavallikten hiç hoşlanmam. Bay Bernardo. Bak, sen haddini bilmiyorsun ha? Söylesene, hanımefendiyle ne yapmaya gidiyorsun? Ne? Anlamamazlıktan gelme Bernardo. Ne demek istiyorsun sen? Neler saçmalıyorsun? Sen çapkın züppesin. Ben mi? Kimsin? Kim olduğunu söylesene. Neden? Buyurun efendim, beni çağırmışsınız. Sorun nedir? Neredesin sen Bernardo? Yatıyordum hanımefendi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hadi geç içeri, geç. Evet. Hanımefendiyi dinliyorum. Beni neden çağırdınız efendim? Sağlık nedenlerim yüzünden yatıyorum. Hayır hayır, konu bu değil, diğeri. Hangi diğerleri? Diğeri. Sakın gizlemeye çalışmayın. Çünkü her şeyi biliyorum. Neden söz ediyorsunuz efendim? Tabii önce kadınlar hakkında,
Çok zevkli olduğunuzu söyleyeyim. Ya, öyle mi? Kesinlikle. Evet. Otursana Bernardo. Gizli silahların olmalı. Ama iyi gizlemişsin. Yine de olmalı. Söylesenize. Bu sizin mi? Evet efendim. Beğendiniz mi? Evet. Söyler misin? Bir kadını elde etmek için ne yapıyorsun? Evet, şimdi yatağa gidelim mi? Bir tane daha yemek istiyorum. Ama çok açım, anlamıyor musun? Sen olmasını istemedikçe bir şey olmayacağını söyle. Bir şey olmasını söyledim. İstemiyorum. O zaman neden bu kadar sinirlisin? Hadi. Önemsiz bir sorum olacak. Nasıl uyuyacağız? Yatarak. Birimiz diğerinin yanında. Bahsi sen kaybettin. Ben kaybettiğimde Bernardo'nun kıyafetlerini giydim. Şimdi sıra sende. Her benim de önemsiz bir sorum olacak. Pijamalarını getirdin mi? Hayır. O zaman iç çamaşırlarınla yatacaksın. İç çamaşırlarımla mı? Özlediğiniz eğlence...